Ülkemizde inanılmaz bir metaverse yatırım dalgası gidiyor. Kimisi metaverse'ten arsa almaya, kimisi NFT satın almaya çalışıyor. Kimisi en iyi metaverse coin'i bulmaya çalışıyor. Kimisi metaverse ile ilgili hisse senetlerini seçmeye çalışıyor. Bunlar güzel, yatırımcıyı seviyoruz. Ama metaverse'e giren pek yok. Ve benim anlamadığım konu hiç deneyimlemediğiniz, hiç anlamadığınız bir sahada nasıl yatırım yapıyorsunuz? O yüzden bugün işin temeline biraz gidiyor olacağız. Metaverse'de ne olup bitiyor, bunu nasıl anlayabiliriz? Bu çerçevede yapılması gereken ilk Metaverse yatırımı nedir bunu anlatacağım. Ve size kendi en büyük Metaverse yatırımından ve bunun benim üzerimdeki etkilerinden bahsedeceğim. Ama anlatacaklarımı sadece Metaverse yatırımcılığı için dinlemeyin. Yatırımcılığa genel bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Çünkü insanlar böyle nasıl seçtiklerini anlamadığım şekilde bir şeyler seçiyorlar, paralar koyuyorlar, çartlar çiziyorlar, oradan çizgilerden yorumlar yapıyorlar. Ya hayat öyle bir şey değil, o kadar sanal bir şey değil bu. Bakmayın ben böyle sanal gözlüklerden bakıyorum şu anda size ve dünyaya. Yatırımcılık çok gerçeklerin konuşulduğu bir dünya ve eğer o yatırım yaptığınız alanı iyi tanımıyorsanız başınız zaten kurtulmaz. Ben korkarım Türkiye'de şu anda bu metaverse arsalarına falan çılgınca yatırım yapanların büyük bölümü paralarının tamamını kaybedecekler. Çünkü orada olan biteni anlamadan, o evreni yaşamadan, o evrendeki başarı göstergelerini bilmeden deli gibi gaza gelip para savuruyorlar. Bunu yapan çok sayıda arkadaşım da var. İşte bugün bu amaçla buradayım size bir uyarı vereceğim ve doğru yatırım nasıl seçilir? Metaverse'deki ilk yatırımınız ne olmalıdır onu anlatmaya çalışacağım. Ama daha fazla detaya girmeden beni videodan izleyenler biliyorlar. Şu anda gözümde bir tuhaf gözlükler var onları gözümden bir çıkarayım. Size bir merhaba diyeyim. Gerçek hayata bir döneyim ve eğer hazırsanız başlıyoruz diyeyim. gelmiş geçmiş en büyük hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett der ki eğer bir hisse senedini elinizde 10 yıl tutmayı düşünmüyorsanız ona 10 dakika bile yatırım yapmayın. Onun bu temel uzun vadeli düşünce yapısı onun yıllar içerisinde tecrübeyle edindiği bir yapı aslında. Çünkü biliyor ki kısa vadede bir sürü şey ters gidebilir, kısa vadede bir sürü şey yanlış gidebilir. Gerçek başarı ancak uzun vadede elde edilir. Üstelik Warren Buffett'ın öyle karlı olmayan, pozitif nakit akışı üretmeyen şirketlerle hiç işi yok. Apple mesela onun portföyünün büyük parçası dünyanın en karlı şirketi. Çünkü diyor ki Warren Buffett bir iş kar ediyorsa nakit akışı pozitifse ondan korkmam. Eğer öyle değilse ondan korkarım diyor. E böyle baktığınızda Metaverse'te hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir kar yok. Hiçbir nakit akış yok. Hiçbir ciddi iş dönmüyor aslında. Herkes geleceğin ticaretini yapıyor. Decentraland'de acayip işler kurulacak. O ülkede arsayı alayım bir köşe başını tutayım. Sandbox'ta muazzam aplikasyonlar geliyor. Orada bir köşe başına kendime yer tutayım. Şu coin'in değeri çok yükselecek. Çünkü çok oyun geliştiriliyor. Onun üzerine bir yatırım yapayım. Ya bunlarda haklı çıkılabilir. Benim de Sandbox'ta, affedersiniz Decentraland'de küçük bir yatırım var biliyorsunuz. Ama haksız çıkma ihtimaliniz de yüksek. Ve bu haksız çıkma ihtimali yüksek. Yani. Yani bu işleri tam anlamadan, detayına girmeden yatırım yapmayı ben yatırımcılık değil kumar oynamak olarak görüyorum. Küçük bir miktar kumar oynamaya karşı değilim. Olabilir ama gerçekten yatırımcılık diyorsanız o dünyayı anlamanız lazım. Ve eğer metaverse anlamak istiyorsanız gözlüklere ihtiyacınız var. Evet iki boyutlu Metaverse uygulamaları var mı? Var. Ve Decentraland gibi uygulamalarda iki boyutta da bir şeyler yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Ama bence bu işin asıl tadı bu gözlüklerle ve 3 boyutlu dünya içine girdiğimizde çıkıyor olacak. Yanlış anlamayın hiçbir reklam gelirin vesaire yok. Koca okulusun Facebook'u bana reklam verecek hali yok. Fakat piyasadaki en çok en kolaya alabileceğiniz ürün bu. Amerika fiyatları 300 dolar civarında. Kullanması oldukça kolay. O yüzden de ben de bunu edindim ve birkaç gündür Metaverse'in içinde adeta yaşıyorum. Yaşadıkça görüyorum ki yatırım tezlerimizi gerçekten çok iyi kurmamız lazım. Neler öğrendi Metaverse'deki deneyimlerden? Bir tanesi içerideki grafik kalitesi çok önemli. Çünkü bir evren içine giriyorsunuz gerçekte ve üç boyutlu her yerinizde, üstünüzde, altınızda, altınızda, yanınızda, sağınızda, solunuzda her yerde o evren içindesiniz. Onun çizim kaliteleri, onun animasyon kaliteleri, oradaki yaratıcılık çok 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 kritik. E ben bakıyorum Decentraland'e berbat oradaki tasarımlar falan çok ilkeller. Burada olan bir tane kıyaslanınca. O yüzden bir kere seçtiğimiz sanal evrenin çözümlemelerinin animasyonunun çok yaratıcı olması, çok ilerici olması gerekiyor. Mesela ne Decentraland'e ne Sen baksa ben böyle şeyler görmüyorum. Hatta küçük çocuklarla daha böyle oyun dünyasından gençlerle konuştuğumuz zaman bu evrene düpedüz ilkel buluyorlar. Düpedüz ilkel bir şey yatırım yapılır mı? Bilmiyorum. İkincisi eğlenceli olması lazım içeri. Neşeli olması gerekiyor. Mesela burada da var böyle bir sosyal aktivite kulübü gibi bir yer var. Gidiyorsunuz milletle tanışıyorsunuz falan. Dünyanın en sıkıcı yeriydi açıkçası. Onun yerine ama oyunlara girince işler değişiyor. Nitekim zaten geçmiş veri de aslında Metaverse'te de ilk kazananların oyunları olacağını bize gösteriyor. Bakın Metaverse'ün bir geçmişi var. Second Life var. Belki bilenler vardır. Second Life ne kadar kurulmuş en büyük sanal evren. 1 milyon civarında da aktif kullanıcısı var. Ve uzun zamandır orada insanlar yaşıyorlar, eğleniyorlar, aşık oluyorlar. Oynuyorlar, oyunlar oynuyorlar. Farkı ne Metaverse'ün parçası değil çünkü NFT yok içerisinde, blockchain yok vesaire ama sanal evren sağlayacağı her şeyi sağlıyor. Ve oradan şunu görüyoruz. Yetişkinler çok da sevmemişler bu işi. Topu topu bir milyon kullanıcısı var. Ve inanın bana grafik kalitesini, içeride yapılanları, tasarımı kesinlikle bugün konuştuğumuz bütün Metaverse'lerden çok daha kuvvetli. Ve buna rağmen alt üstü bir milyon kullanıcı var içeride. İçerideki ürünleri satış fiyatları falan da komedi bu arada. Böyle arsalar burada milyon dolar falan ediyor ya Metaverse evreninde. Öyle değil. Her şey son derece ucuz. Orada da bir şey alıp satılıyor NFT değilse de ve fiyatları çok ucuz. Yani gerçek dünyaya baktığımızda bugün belki Metaverse'ü kıyaslayabileceğimiz en iyi örnek olan Second Life oldukça küçük bir uygulama. İçerideki fiyatlar son derece düşük ve görüyoruz ki yetişkinler onu pek de kullanmıyorlar. Bugünkü Metaverse'e benzetebileceğimiz başka ortamlarda Roblox ve Minecraft gibi oyunlar. Ağırlıklı olarak çocukların oynadığı bu oyunlar tam biraz sanal evren. Çünkü çocuklar burada kendi evlerini yaratıyorlar, ülkelerini yaratıyorlar, kendi kahramanlarını yaratıyorlar. Bunlardan bir şey alıp satabiliyorlar. Yani pek çok yönüyle Metaverse'e benziyor. Zaten Roblox Metaverse'ün tam bir üyesi olmak için NFT gibi, blockchain gibi alanlara yatırım da yapıyor. Bunların farkı ne derseniz buralar da çok eğlenceli. Katılımı kolay. Kendiniz bir şeyleri kolay kurabiliyorsunuz. Kendi evlerinizi kolay yaratıyorsunuz. Ben kızımı hatırlıyorum. 5-6 yaşındayken iPad'de Minecraft'ta şaheserler yaratıyordu. Decentraland gibi yerler bu anlamda da güzel değiller. Bir şeyler yaratmak oldukça zor. Hatta öyle güzel bir ev gördüğünüzde onun arkasında profesyonel mimarlar, mühendisler var. Artı çocukların hiç hoşlanmayacağı bir ortam çünkü neşeli ve eğlenceli değil. Ben inanıyorum ki Metaverse'in ilk büyüyeceği yer oyunlar dünyası olacak. Oyunlarda da çocuklar bu tip şeylere daha ilginli olduğu için çocukların sevdiği oyunlar daha hızlı büyüyecek diye düşünüyorum. Öyle baktığımızda da Sandbox'lar, Decentraland'ler, Atlas'lar vesaire Bence oldukça sıkıcı. Zaten küçük çocuklar, gençler oraları sevmiyorlar, sıkıcı buluyorlar. Bununla ilgili epey çok araştırma da var, elimde sumut deliller de var. O yönüyle de bu dünya benim kafama çok yatmamaya başladı. Üçüncü bir sıkıntı da bu dünyaların desentralize olması meselesi. Çünkü şunu gördüm, şu evrende yani üç boyutlu evrende görüntü kalitesi çok çok önemli. Ve eğer bir şey desentralize ise oradaki veri akışının daha zorlaştığı için yavaşladığını biliyoruz. Bitcoin bunun en temel örneğidir. Transaksiyon hızları oldukça yavaş. Bunu hızlandıracak önlemler var mı? Var ama hiç zaman merkezi bir Facebook, Google, Microsoft, Apple serverının verdiği hızı burada veremezsiniz. Bundan dolayı da bu evrende desentralizasyonun pek olmayacağını düşünmeye başladım. Üç boyutlu tarafı. iki boyutlu farklı ama üç boyutlu da bu pek olmaz gibi gözüküyor. Bu da bana özellikle üç boyutlu Metaverse'ün daha merkezi şirketlerin kazanacağı bir oyun olduğunu, hani merkezi olmayanların bu veri yönetimi vesaire gibi konularda gol yiyeceğini bana düşündürmeye başladı. Bu nedenle Metaverse'te iki boyutlarda daha fazla bence yatırım fırsatı var. Onlardan iyi oyunlar olanlarda yatırım fırsatı var. Oyunu hem desentralize edip hem kaliteli, neşeli bir oyunsa ve insanların buradan para kazanmasını sağlıyorsa yani play to earn fırsatları veriyorsa bence iyi yatırım şansları var diye düşünüyorum. Bu çerçevedeki bir seçimi bir dahaki videoda inşallah anlatıyor olacağım. Ama bildiğimiz anlamda 3 boyutlu Metaverse'de ben bunun karşılığını görmedim açıkçası. Ama bunlar tabi sadece benim görüşlerim. Haksız çıkma ihtimalim var. Siz de kendi görüşlerinizi geliştirmelisiniz. Bunun tek yolu da o dünyalara gidiyor olmak. İki boyutlarda o oyunları oynayın. Üç boyutlarda oyunları oynamak için bu gözlüklerde edinin, kiralayın, ödünç alın. Nasıl yaparsanız yapın ama o evrenin içine girin. Ve bir şeyi siz seviyorsanız, etrafınızdaki insanlar seviyorsa o zaman onun büyüme şansı var. İleride size benzemeyebilir, benzemeyebilir yani. Belki başkaları sizi sevmediğinizi sevebilirler. O yüzden o evrenin canlılığı asıl önemli konusu siz sevmeseniz de. Ve çok canlı, çok gelişme olan Meselesini sadece para yatırdım, büyüttüm değil de ben burada vakit geçiriyorum, eğleniyorum, yeni şeyler öğreniyorum, sosyalleşiyorum, arkadaşlar ediniyorum gerçekten denen bir evreni bulursanız oraya yatırım yapın. Onun dışında bence 3 boyutlu Metaverse'den bir süre uzak durmakta fayda var. Yükselebilir değerler evet olabilir. Çok spekülasyon dönüyor bu pazarlarda. Zaman zaman fiyattan sıçrıyor ve bunlardan ayarlama şansı da var. Bunu hiç bir diyeceğim yok. Decentraland'daki arsamı satıyorum ben şimdi. Oradaki coinlerimi de sattım. Çünkü ben inancımı kaybetmem. Ama siz böyle düşmeyebilirsiniz ve ben ileride çok da pişman da olabilirim. Ama ben şunu biliyorum. Bir yatırımcıysam yatırım yaptığım şeyi anlamam, hissetmem lazım. Ona inanmam gerekiyor. Tesla'da böyle oldu, başarılı oldum. Bitcoin'de böyle oldu, başarılı oldum. Ne zaman ki tam anlamadığım bir şeye yatırım yaptım genelde para kaybettim. Çünkü anlamadığınız şeye yatırım yaptığınızda onun fiyatları da bir sert dalgalanma olunca çabuk paniğe kapılıyorsunuz. Çünkü tam bilmiyorsunuz arkada olan biteni. O yüzden de uzun vade düşünebilmek önemli. Uzun vade düşünmek için de yatırım yaptığınız ürünün iyi olduğunu anlamanız lazım. Henüz Metaverse evreninde Warren Buffett'ın seveceği türden nakit akışı, karlılık vesaire tür şey olmadığından o halde ürünün iyi olması gerekiyor. Tesla karlı değilken yatırım yaptım çünkü ürüne, deneyime aşık olmuştum aşık olduğum şeye yatırım yapınca genelde iyi sonuç alıyorum. Bu tek yatırım stratejisi olmayabilir. Ama kesinlikle ürünü hiç tanımadan, hiç deneyimlemeden, onu ne olduğu hiç anlamadan ona yatırım yapmaktan daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar benim görüşlerim. Sizin yatırımcı görüşünüz farklı olabilir. Günlük trade'ler yapmak istiyor olabilirsiniz. Benim göremediğim şeyleri oyunlarda görebilirsiniz. Lütfen onları da aşağıda paylaşın. Birbirimizi eğitelim, birbirimizi geliştirelim. Bu Metaverse'de arsa alma konusunu Türkiye'de ilk ala ele alan insanlardan, ilk bu konuda video üreten insanlardan, ilk bu konuda yatırım yapan insanlardan birisi olarak söylüyorum. O alan oldukça tehlikeli. Neye yatırım yaptığınızı iyi bilmeniz lazım. Bir içine e girin. Bir sonraki videoda iki boyutlu Metaverse'te bir blockchain, play to earn yani para kazanmak için oynanabilecek bir oyuna ciddi bir yatırım yapmaya başladım. Onu anlatacağım, rasyonel anlatacağım. Orada da seçimlerimi neye göre yapıyorum? Uzun vadeli bakışla bir seçim nasıl yapılır? Onu biraz ele alacağız. Ama şu anda Metaverse'teki bu arsa çılgınlığından uzak durmaya karar verdim. İnşallah gani gani para kazanır yatırım yapanlarda ne yapalım? Ben de onu pas geçmiş olurum. İçime sinmediği sürece yatırım yapmam.